Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi dokusuyla çok lezzetli bir limonlu kek tarifi vereceğim. Karıştırma kabımın içerisine 3 tane oda sısındaki yumurtamı kırdım. Üzerine şöyle 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve bu iki malzememi güzelce bir çırpacağım. Ve şekerimi şöyle 3-4 dakika kadar çırptıktan sonra şöyle içerisine 1 çay bardağı içme suyu ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöylece karıştıracağım. Şöyle bir limonumun kabuğunu rendeliyorum. Limonum ince kabuklu olduğu için çok fazla kabuğu çıkmayacak ama siz mümkünse böyle kalın kabuklu limonlardan kullanın. Kabuğunu rendeledikten sonra suyunu da şöylece sıktım ve harcımın içerisine ekliyorum. Şimdi kuru malzemelerimizi içerisine ilave edelim. Şu şekilde eleyerek ilave edeceğiz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı buğday nişastası. Ben hep buğday nişastasıyla yapıyorum. Ama zannedersem mısır nişastasıyla da aynı olacaktır. Şöyle 1 su bardağı da un ekliyorum. Mikserimle öncelikle şöyle bir karıştıracağım. Daha sonrasında da çalıştıracağım. Çalıştırıp o şekilde karıştıracağım. Mikserimle biraz karıştırdıktan sonra bu şekilde spatula ile devam ettim. Şöyle sağında solunda un varsa içerisine dahil edelim. Güzelce karıştırdım. Kıvamı görmüş olduğunuz gibi biraz duru, cıvık. Şimdi kekimi öncesinden tereyağı ile yağlamış olduğum ve buzdolabına kaldırmış olduğum kalıbıma dökeceğim. Ben böyle bir dikdörtgen kalıp kullanacağım. Siz istediğiniz kalıbı veya borcamı kullanabilirsiniz. Şimdi kalıbımı şöyle birkaç kez tezgahıma vuruyorum ve 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Kekimi fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda 35 dakika içerisinde pişti. Görmüş olduğunuz gibi de neredeyse böyle 2-3 katı kadar kabardı. Biraz soğumaya bırakmıştım. Şöyle 15-20 dakika kadar soğuduktan sonra şöyle servis tabağıma çeviriyorum. Kekimi kalıbımdan çıkardıktan sonra şöyle ben üzerine Benmer usulü eritmiş olduğum çikolata ile süsleyeceğim. Kekimin bu şekilde süslemesini yaptım. Daha sonrasında dilimleri ayırıp fotoğraf çekimini yaptım. Ama sizlere de şöyle keserken ki dokusunu görmenizi istiyorum. O kadar yumuşak ki dokusu da zaten harika böyle deliksiz bir dokuda ve aşırı yumuşak. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bir de
Şöyle çatalım ha. İnanılmaz lezzetli. Dokusunda görüyorsunuz, böyle çok fazla gözenekleri yok. Hazır kekler gibi. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle deneyin diyorum. Deneyecek arkadaşlarımız şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.